Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde çok güzel duran bir model. Bakınız şöyle kabartılı. Çok hoş bir model. Yapımı da bir o kadar kolay. Şimdi sizlerle birlikte modelimizi çalışmaya başlayalım. Ben şöyle altına beyazla İki diş haroşamı ördüm. Modelimiz kendisini daha rahat göstersin. Üzerindeki devam eden bölüm diye. İlmeklerimi aldım. Ve iki diş haroşam tamam. Hemen örmeye başlıyorum. Şu an örgümü düz olarak örüyorum. Düz yöndeyim. Ve başlıyorum. Birinci sıra düzümü örüyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. İki diş haroşamın üzerine bakınız. Birer birer tek renkli de örebilirsiniz. Ben belirli olsun modelimizi bıraktığımız yer diye farklı ip tercih ettim. Bakınız birer birer düz örgümü örüyorum. Alma yönümüz farklı olabilir. Hiç önemli değil. Nasıl alışkınsanız o şekilde örerek ilerleyelim. Birinci sıramı ördüm. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi modelimizin ikinci sırasını tersten örüyorum ve tersten yine bütün ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan ters olarak örüyorum. Sadece ters örüyorum. En son ilmeğimi de örüyorum. Ters olarak şöyle alalım hemen. Evet. Arka sıradan da bütün ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Örgümüzün tekrar düz yönünü çeviriyorum ve şimdi üçüncü sıramı örmeye başlıyorum. Üçüncü sıramda yine tamamen bakınız düz yöndeyiz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum ve alma yönünüz nasılsa düz örgümüzü örerek sona doğru ilerleyelim. Üçüncü sıramız bir düz ördük. İkinci sıramız ters. Üçüncü sıramız tekrar düz. Çok çok kolay ve çok güzel bir model. Daha farklı versiyonlarını çalışmıştık. Burada birazcık bir farklılık yaptık bu modelimizde. Evet. Üçüncü sıramızı düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum ve ters yöndeyim. Bakınız örgümüzün ters yönü. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi yine ters örüyorum. Bakın sıradaki bir boş aldım. Bir tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmek için bakınız hemen bir altındaki değil daha altındaki bir sonraki bakınız şuradaki ilmekten örmüyorum bir altından örmüyorum bir sonraki bölümden örüyorum birinci boşluk değil ikinci boşluktan giriyorum düz olarak örüyorum ve ilmeğimi boşaltıyorum bir tane ters örüyorum ve sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum yalnız ilmek yerimizden değil bir altından değil iki altından giriyorum bakınız ilmek yerinden değil bir altından değil iki altından giriyorum ve düz olarak örüyorum. Düz ördükten sonra diğer sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Hemen ilmeğimin kendisi değil, bir altı değil, ikinci alta giriyorum. Düz olarak örüyorum. Sıradakini ters. Bir ters, bir düz örüyoruz. Ters ilmeği hemen şişimizden alıyoruz. Fakat düz ilmeğimizi şişimizden değil, bir altından değil, ikinci altından alarak düz olarak örüyorum. Sıradakini ters örüyorum. Düz ilmeğimi şişten değil, bir altından değil, iki altından girerek örüyorum. Bırakıyorum. Bakınız düz ördüm. Sıradakini ters olarak örüyorum. Ve buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişten değil, bir altından değil, iki altından alarak örüyorum. Çıkarıyorum ve sıradakini ters. Düze geldim bir altından değil iki altından alıyorum düz örüyorum ve örgümüzün arka yönünde modelimizi uyguluyoruz tekrar ters düzümü şişten değil bir değil ikinci alttan bakınız bir değil ikinci alttan örüyorum düz olarak en son ilmeğimden bir öncekini ters örüyorum ve son ilmeğimi de ters örerek tamamlıyorum. Ve bakınız modelimizin arka yönünden bir boş, bir ters, bir düz düzü iki alttan ördük. Ters düz, ters düz, ters düz, ters düz örerek sona kadar geldim ve örgümün diğer yönünü çeviriyorum ön yüzündeyim. Ön yüzünde şöyle baktığımız zaman bakınız kabartılarımızı görmekteyiz şöyle. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örelim. Birinci ilmeğimi boş alıyorum, düz örüyorum. Arkada düz olarak ördüm. Burada bakınız ters, yine de düz örüyorum. Hiç değiştirmiyorum. Bütün ilmeklerimi ters düşenleri de düzleri de hepsini düz olarak örüyorum. Bu birinci sıramız oluyor yeni modelimiz için. Modelimiz. Ee, 4, 4 sırada tamamlıyor. 4. ve ters sıramızda modelimizi kuruyoruz. 3 sıra ters, düz, ters, düz şeklinde bakınız yani düz, ters. Bakın kabartılarımızın çok daha dolgun ve güzel olduğunu görmekteyiz. Şöyle diğer beyazımıza da bakacak olursanız bakınız. Bu modelimizi daha önce hemen bir altındakinden almıştık. Buradaki kabartılar daha derin olmuyor o zaman. Bir tane daha yani ikinci sıradan aldığımız zaman daha hoş durmakta. Şimdi bir sıra düz olarak ördük ve ikinci kez modelimizi tekrar kurmaya başlayalım bakınız. Şimdi bir düz ördüm. ikinci sıra ters olarak bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arkadan bakınız. Ters hepsini ters olarak örelim. Modelimiz çok hoş durmakta. Tek renk örebilirsiniz. Ee, videomuzun başında hatırlattığım gibi ben sadece modelimiz belirli olsun diye beyaz kullandım lastik kısmında tabi lastiği de dilediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Evet şimdi örgümün tekrar düz yönündeyim ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramız örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum. Üçüncü sıramdayım ve bütün ilmekler düz. Başına kadar sadece düz örgümü örerek ilerliyorum ve üçüncü sıramı da düz olarak tamamlıyorum. Dördüncü sıramıza geçtik. Dördüncü sıramız ters yönde bakınız. Ters yönde biraz önce yaptığım işlemin aynısını tekrar ediyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Sıradakini ters olarak örüyorum. İlk ilmeğim boş ve bir sonraki ters ve bir sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimden değil, alttan değil, bir alttan giriyorum ve düz örüyorum ve boşaltıyorum. Sıradakini ters örüyorum. Sıradakini düz. Şişten değil, bir altından değil, bir altından daha önce hemen bir altından alarak çalışmıştık. Bu modelimizde bir daha altından alarak daha kabartıların belli olmasını sağlıyoruz ve düz örüyorum. Ters örüyorum. 1 ve 2 alttan alıyorum, bırakıyorum. Ters örüyorum. Düzümü bir değil, ikinci aşağıdan alıyorum ve örüyorum. Tekrar ters ve düzümü bir değil, ikinci aşağıdan girerek örüyorum. Tersimi örüyorum, düzümü örüyorum. Ters düz. Ters düzümüz bakınız bir değil ikinci aşağıdan şu şekilde alarak örüyorum tersimi örüyorum ve son ilmeğimi yine ters olarak örüyorum ve örgümün dördüncü sırasında modelimi ters yönden yerleştirmiş oluyorum tekrar örgümün ön yüzünü çeviriyorum bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve birinci sırasını yeniden başlatmış oluyorum modelimden sonra bakınız. Bütün ilmeklerimi düz. Arkadan ters olarak ördüğümüz bakın düz olarak ördüğümüz bu yönde ters düz örüyorum. Düz. Bütün ilmeklerim bakınız hepsini düz. Evet sıra başına kadar düz olarak örelim. Arkadan tekrar ters düz ve dördüncü sırada yeniden modelimizi kuralım. Ve bu şekilde örgümüzü istediğimiz kadar örerek büyütelim ve her türlü örgüde kullanalım. Burada bir altından değil iki altından aldığımızda bakınız kabartımızı daha hoş ve daha güzel bir şekilde durdurmaktayız. Evet ben burayı tamamlayayım biraz daha örerek sonrasında tekrar görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi bu şekilde örerek tamamladık gayet güzel oldu şöyle kabartılı örmesi son derece kolay modelimizi her türlü örgümüzde severek kullanabiliriz. Evet bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.